Şimdi tamam mı? Okay, so now let us go over with that. So when we said that there's a variance bias trade-off, so what was variance bias trade-off, Ozan? What do you know about that? Bias, okay. Bias means that we are not providing enough examples or enough variables to explain some such phenomena. And variance means that we are fitting data perfectly, but we are losing that changes come which can come from the new data. I mean, yeah. Okay. Okay. So, Sami, what do you understand when we say bias? When we have high bias, low bias, bias? Hocam, genelde modeli oturttuğumuzda underfitting, overfitting olayında bu sıkıntımız çıkıyordu. Süper. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama overfitting'de biasımız fazlaydı. Underfitting'de variance'ımız fazlaydı. Normale giderken bunlardan birini feda edip diğerini şey yaparak en çok optimal güzel noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. So in other words, when you have kind of a misfit, in other words, let us, I'll try to show like that. So you have this type of a data and you might have relatively loose fit. I mean, it's not too loose, but I mean, it's tend to be loose, but there could be another one. So you might have this type of a data. And then the data shows an enormous amount of, let's say, success in trying to fit even the outliers. Okay, so this guy is underfit. This guy is overfit. I mean, my shape might not great, but so. But however, as you see, since there is this type of an unfit, underfitting, this guy can show less variance in the test. Why? Because there does not have any type of excessive capacity that it overfits for some data, but this guy pushes everything inside and then does his best in terms of picking up, let's say, trying to fit up all sorts of points. However, when we go back and try to see what happens in the, let's say, out of sample, this guy might tend to have a relatively less variability compared to this one, but relative to this guy's success, then we tend to see a much more variability. Okay, so we said that is mean square error. So what is mean square error? That is the expected, let's say, variability with respect to test data. Okay, so this guy, once you pick up the actual test data, will show some, let's say, variability, or it will show some less robustness, but this guy will show relatively more robust with respect to any type of data that it hasn't seen, but it would see, or it had seen. Okay. However, this one is not going to do very well because he has already used all his potential in here. So, of course, we would like to somehow choose the best trade-off among them, and especially. We have so in that regard, out of sample and in sample. So that is really the main essence of the whole machine learning methodology, because machine learning methodology is very much on the prediction capacity of these type of models. And in terms of prediction, if we have these type of let's say what we call bias trade-off, then I cannot control them both. So I can choose either of them. But to get the best trade-off, I should use some statistical methods to minimize. So I cannot minimize them all, but I can come up with the best compromise among them. Okay, so that's the most important part of the whole machine learning testing methodology. But if you ask me again, what is the most important part of machine learning, I would say the most important part is the backtesting or validation issue, because really you will be using your model along the way. Okay, so in that regard, we discussed that how we can test these various these type of models, and we discussed three methods basically. One is, let's say, a validation test, and the other one is cross-validation, which leave one out. And then we have k-fold cross-validation. We are about to finish the first one, the second one, and then I'll show you some more, and we move on to something else, as I said, if we could finish the topic. And then we discuss some data set from John Hall, and the idea is to show you the actual, so once you have a big data, it's good and it's a reality, but to understand the, let's say, the methodology better, it might be a good, at least you can handle the whole data and then can get what's happening around. Okay.
So, by the way, everybody is online, or do I need to do Alperen need to show the link to other friends? Herkes şeyde mi? Hani girebilenler girdi mi? Alperen bir daha bir mail atsın mı diye soruyorum. Şu linki ben başta... Yok hocam. Hocam dersiniz zaman herkese geldi mi? O zaman herkes okey, devam edelim. Ona belki ilk aşamada feedback gitmiştir. O da sordu bana. Tamamdır. Okay, so what is a testing and a validation issue? We discuss a lot, and then we discuss that so the variance is what? Variance is, let's say you have a fit of F hat, and then if you have a different data set but unseen data, will show a lot of impact on the forecast precision of F function. Could be linear, could be nonlinear. So that is, let's say, the variance. And the bias, as you said, is, let's say, how it fits, whether we fit a linear model even though the data is nonlinear, or vice versa. However, if there's a big, let's say, complexity in the data, it might tend to do well in sample fitting. But however, once you do a bit of, let's say, twist in the data, then this guy might have a difficulty in not fitting into the process. So as we discussed before, the prediction process in this simple salary wage model, so you have the training data, and then you have the testing data. But as I said, that is what we call like a validation set approach, which is an important approach, which is a very classical way of doing that, but we can improve on as we discuss. Okay, so in this regard, for instance, I divided the data set, or like John Hall, it picked up some data with ages and salaries for, let's say, 50-50 in a way. And then we have these type of data, these blue ones. And then I would like to fit a model. And then these are the alternative models, which is up to fifth order polynomial. So here the nonlinearity comes in, as you can see. Here the variable are you are taking. So in that regard, that is excessively simple and linear, which is, let's say, what you studied. But now you might have some type of nonlinearities. Of course, there might be many different nonlinearities, but just as an exposition point of view. So as we move along from linear to nonlinear, of course, complexity gets higher. So complexity and interpretability is the major issue. That's very intuitive. Okay, so you know you studied in your undergrad, and that is a wonderful intuitive. But as you move along, for instance, how can you express that cubic or quarter, third or fourth order level of age and salary might not be, let's say, as intuitive as you might imagine. Okay, so, and that is the fifth order polynomial. Technically, I mean, it's really hard to explain to your boss, or let's say to a layman, that we how this type of stuff would work. However, what we would like to be interested, or what machine learning really is interested in, is exactly how this type of process takes place. From an economist point of view, from an, let's say, applied person's point of view, each of them should have a kind of a meaning. So why do I take square? What do I measure here? Or why do I take cube? Okay, I might have some type of background at the end. But machine learning people, as now, they just simply would like to find a model which comes up with the best prediction. And as you see, the one which is linear one, this is the, let's say, most complex one. And as you see, that might have some type of bias here, because that is and that is a underfit of what? Okay, this linear one underfits. Interpretable, very easily interpretable. Why? Because as age increases, then salary increases. So what is the slope? And you can easily find the slope, and you say, okay, that is the slope, and it's nice. However, and the same goes from here, because we had underfit. And how about here? Let's say that's the complex one, most complex one. As you see, because of the fifth order polynomial issue, that it could fit almost as close as possible. And most importantly, so from a linear point of view, that might tend to have like an outlier property. But even this guy at the age of 40, there's one guy maybe kind of could be like an outlier for his age in terms of his salary. Okay, however, this guy even does a good job on picking up that outlier. Okay, so that is, let's say, a kind of an issue, because here it over, let's say, fits or smooths. Okay, so it's a very smooth function. It's a very rough function. Okay, so that's exactly the idea here. It underfits, but it's interpretable. This is highly nonlinear, but good for outliers, but
outliers in the training set. If he sees this type of an outlier, or if he doesn't see this type of an outlier, I don't know what would happen here in terms of variability. And I also don't know what happens here, but since my expectation is already relatively low here, so I can generalize the relative this in sample fit. It's going to be a much nicer property maybe in the long run in the sample, but this guy does not have this one. And here's something in between. That's a quadratic form, so it does not really do excessively well for this type of an outlier, but on average, it has a relatively a fair fit. So in a way, what you can imagine with this very simple example, that this guy is a kind of a very underfit and could have a high bias, but relative to its bias, it might have a less variance. This guy is, let's say, overfit and has less bias, but may tend to oscillate a lot. And maybe this guy could be somewhere, some compromise in between. But of course, I cannot decide on that on the basis of my vision, on the basis of my judgments, on the basis of anything. Okay, what I would like to do in statistics or in machine learning is to let the data, let the statistics to decide on it. Okay, I should keep myself away because I would like to be as, let's say, as objective and as realistic as possible. Okay, so what we do here, so these are, let's say, the actual fits and everything, but what is important here, so I divide that into a set, this is the training set, and that's the test set, and that is where I apply that, and then if I apply the following, I do the following, so these are the actual, and these are the axes, and then the out of sample issue, that's the test set, is where these errors are, so you might tend to see these guys, which are like these. Okay, and then what I do, and then I square it, okay, rock mean square error, and then I take the square. In machine learning, mean square error is very much used, but from econometrics point of view and intuitively, RMSE is a nice one to think of. Why do you think so? That is indeed the case, because at least you can think of like in dollars, for instance, $34,000 worth of prediction capacity is intuitively interpretable. However, think about this number, which is like how many, like 1 billion, whatever the dollar, like which is the square of it. It's not very much like useful, but as I said, machine learning people very much use MSE, I mean, which is very simple anyway. However, so that's the idea. And then as I discussed before, in the training set and the test set, you see these guys, of course, is not doing very well, but that the wellness is really consistent. So it does relatively bad in both sides. However, this guy who does excessively well in the training set does compared to that extremely bad. So in that regard, what we might be considering, maybe something in between. So here, that is which does a relatively, I mean, worse than this guy, but better than this one. However, that success is relatively more consistent in the out of sample, okay? So in a way, out of these three guys, you can imagine that excessive complexity, like this person, like this highly complex model is not good enough. And also that is excessively simple one is not also very good enough. However, the one which is in between, which might consider, let's say, the variance and a mean square error variance and the bias combination is a better compromise. So that model could have been a better choice. First of all, that is, let's say, the idea. So again, completing this part, because that's the most important part of that, because when we see in the trees, when you see random forest, when we see ensemble models in machine learning, you should be able to see what is the difference. So if or in neural network or deep learning, I mean, for instance, in neural net and deep learning methods in general, tend to have a better quality in terms of, let's say, in terms of the bias, they have a better fit, but out of sample variability might, there's no guarantee that they do a good job. However, ensemble methods, of course, not yet, we have at least four 5 weeks to go, but ensemble methods like bagging and boosting and all these type of models in machine learning, which are very popular, can do them both. So in a way, all these ensemble methods can do both the variance and can do some kind of
tricks in doing them both. Okay, so that's an at the moment as an aside idea, aside knowledge for future, but we'll discuss that means. What that means, so in other words, this simple graphs and simple idea that we study now should be very clear to you on your mind so that we can discuss more about that in the future. However, so there is again, the most important part of the whole machine learning is the trade-off between interpretability and complexity, or let's say simplicity versus complexity. Complexity in terms of models, and we will be discussing more complex models. So from the simplicity to complexity, so what happens here, usually fitting gets better, while variance is also, fit gets better, but variance is also getting, let's say, in this regard, high, in other words, getting worse, okay? And here, this in a simple and interpretive model, fit is bad, but variance is relatively under control. So you might have like an axis from simplicity, the basic simplicity to complexity, okay? So where you want to do here, maybe you would not have this one and you'll try to come up with something like that. If you assume that that is like a mean square error, so you're gonna be finding it in this type of framework. So that is a very, very important part of the machine learning and prediction idea. I hope that is clear. So what we discuss, okay? First of all, I mean, so we are discussing two things. First, the validation, what is validation? Second, what we'll be now discussing, what are the methods at which we can find out the best compromise between and bias and variance trade-off. And we discussed that models have this type of a property. And then the next question is that, what should be the mechanism or automatic, let's say, method at which I can choose the best variance bias trade-off among competing methods. Okay, so that is what we'll be discussing. But before getting into there, maybe I can ask again, because it's important for your own jargon to legitimize and rationalize the topic. Aydın, for instance, can you give me like one or two sentences or even more, I mean, but in a very summary way, why variance bias trade-off is critical, and what will be the, let's say, consequence of in our daily modeling life. Yani hocam modelimizi çok fazla kompleks hale getirerek training kısmını çok iyi yapabiliriz. Harika. Fakat bu şeye sebep olur. Yani başka bir training'i kullandığımız zaman yani işe yaramaz yani. Bir anlam ifade etmez yani. Sadece başka bir training'i mi desek, ona güzel, ilk kısmı çok güzel. Devamının da ne diyelim, test kısmında. Ne örneğini veriyorum? Mesela diyorum ki, mesela küçükten beri ben yani sporu falan çok şey yaptığımda hep böyle antrenmanda çok başarılıydı, bilmem ne yaptı, niye 11'i almıyorlar? Hep küçükten beri şey yapardım. İşte aslında benzer bir şey. Yani antrenman hareketlerini çok iyi öğreniyor. Hocanın gözüne girme falan lafı vardır ya, böyle her dediğini yapan falan. Ama yani o kişinin maçta daha iyi yapması için necessarily bir şey yok. Muhtemelen Messi mesela muhtemelen en iyi şey oyuncusu olmayabilir. Keza Sergen, keza Maradona. Yani bunları antrenmana bile getiremezdin. Ama hani adamlarda öyle bir skill set var ki müthiş oynarlardı falan. Öte yandan hani bazıları hani mümkün olduğu kadar orada da variability'si düşük olan var. Ama hani oradaki temel noktada bu ikisini beraber indirme şansımız yok. Elimizdeki şu anki yöntemlerle bir trade-off yaşayacağız. Bu trade-off'u yaşarken de bu iki compromisation'ı en iyi olan yöntem nedir arasında, bunlar arasında seçeceğiz. Ama ileride anlatacağım ensemble yöntemler, yani modelleri birleştirerek, ki aslında biraz göstermiştim combinations yöntemlerinde, ikisinden de birer parça artırabileceğimiz yerler olabilecek. Zaten machine learning'i improve eden yöntemler buralar. Gerek neural network, gerek deep learning yöntemlerinde fit kapasitesi gerçekten çok daha ileri gidebiliyor. Fakat işte orada da interpretability ve complexity issue'su devreye girmiş oluyor. Açık mı buraya kadar? Yani burayı böyle kafanızda kendi cümlelerinizle çok iyi anlayacak şekilde geldikten sonra bir milestone olmuş oluyor. Çünkü bütün yaptığımız bir anlam ifade etmiş oluyor. Okay. Tamam, o zaman şöyle özetleyebilir miyiz? Biz bugüne kadar 331'de falan hani OLS, lineer regresyon her zaman en iyisidir şöyle gibi gördük. Ama şimdi o aslında o kadar da iyi bir şey değil. Underfit durumu var. Bu yüzden bizim için artık yeni optimal, yani bu machine learning olayındaki yeni optimal, hani biraz daha varyansı daha göze alıp daha bir tık daha iyisi, bir derece daha yüksek polinom daha iyi tahmin eder mi?
etmez. Çok buna odaklanmak değil mi? Süper, yani çok güzel ama hani 331'in amacını da en baştan beri derste diyorum 3 tane amacımız var. Bir, ekonometri ve machine learning. Ekonometrinin en azından şu anki amacı, ki bence geliştirmek zorundalar. Hani çünkü bu sefer o kadar güçlü teknik öğreniyorsunuz, her şeyi biliyorsunuz ama endüstriyel aplikasyon kabiliyeti düşükken çabuk switch edersiniz de, yani kendisi onu üretmiyor. Özetle 331'in özelliği in-sample olduğu için 331'de lineer dünyadan non-linear dünyaya niye geçemiyoruz örneğin? Çünkü non-linear dünyada o ispatlarımızı yapamıyoruz örneğin. Ne diyoruz? Mesela best linear unbiased estimator. Best linear, bak altını çiziyorum. Best linear unbiased. Çünkü among other non-linear methods maybe there are better estimators. Doğru mu? Bu bir. İki, bütün odağımız nedir? 331, 32 hatta 531, kısmen 532 diyelim yani. Causal inference, nedensellik. Aynen, süper. Burada öyle bir şeyimiz var mı? Yok. Burada diyoruz ki yani yaşın 5. kuvveti. Ya yaşın 5. kuvveti iktisat teorisinde bir şey ifade eder mi bilmiyorum. Hani karesi edebilir. Çünkü hani şey belki hani belli yaşa ama anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta hani iktisat teorisiyle ilgili bir şey yok. Ama machine learning adamının bununla da bir şey kaygısı yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla dediğin doğru. Dediğin doğru birkaç şekilde simple bir model alıyoruz ama simple modeli ben biliyorum ki hani ve amacım da out of sample fit değil. Yani mevcut olan veriyi en iyi oturan ama en iyi oturan ama doğrusal dünya içinde en iyi oturan ve diğer propertylerini bildiğim daha konservatif ama yet useful bir model seçiyorum. Şimdi diyorum ki ben lineer dünyada dahil non-linear ne varsa önüme koy. Değil mi? Ne varsa önüme koy. Yeter ki bana gerçek hayatta bir veriyi, bir feature'ı, bir variable of interest'i daha iyi tahmin edecek bir şey yarat diyorum. O zaman dünyam değişiyor aslında. Değil mi? Yani orası dünyası, yani 331 dünyasının kendisiyle çelişmeyen bir dünyadayız ama yetmiyor bize. Anlatabiliyor muyum? Amaç farklı. Objektif biraz. Amaç, aynen. Objektif çok farklı. Objektif çok farklı. O yüzden orada yapılan kendi konteksinde hala geçerli ama kendi konteksinde ama şunu anlatmıyoruz genelde. Yani ileriki derslerde 332'de ya da 531'de başladınız şimdi. Doğrusal olmayan yöntemler, ki bir tane buna gireceğim. O zaman doğrusal olmayan yöntemleri kattığımız zaman da işte bu sefer o bias teorileri, Gauss-Markov teorem çalışmıyor. O zaman asimptotik şeylere gidiyoruz falan. Acaba o kadar gözlemimiz var mı falan diyen tartışmalar. Ama hani özetle lineer dünya bizim ekonomide çok da işimizi maalesef görüyor. Halbuki dünya lineer olmasa da. Çünkü modeller de lineer. Mesela talep fonksiyonu. Sen non-linear yaptın. İktisat teorisinde non-linear talep fonksiyonu var mı? Yok. Çok önemli bir kısmı lineer. Genel dengeyi oradan gidiyorsun, şeyden oradan gidiyorsun falan. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi limitleri çerçevesinde. Ama dediğin doğru yani sonuçta. O dünyada biz well set in our own way, but now we have a different world. Evet, başka sorusu olan? Şimdi bunun ikinci noktada soru şu. Peki bunu yaparken bu validation test approach'umuzu eleştiri yapabilir miyiz? Eleştiri şu olabilir. Yani ben ortadan böldüm yarı yarıya. Hani aynen şuna benzettim. Ben bir öğrenciyi test edeceğim. Quiz'ine puan veriyorum, işte testine, projesine veriyorum. Bir de neye test puan veriyorum? Sınavına veriyorum. Hani sınava test diye düşünsek, hani ben testin ağırlığını kaç yapayım? Gerçekten de çocuk çok iyi öğreniyor. Ama hani sınavda ya da bir outlier soruda darmadağın oluyor birisi falan. Hani dolayısıyla benim seçtiğim ağırlığına bağlı olarak, hani hep çocuklar derler hocam işte bilmem ki niye daha düşük. Çünkü o kendinin en iyi performans verdiği yerde hani şey yapmak istiyor. Yani kimi öğreniyor, iyi ödev yapıyor, kimi quiz'i iyi yapıyor, kimi sınavı iyi yapıyor falan. Hani o gibi düşünelim. Bu anlamda da hani şeyler farklı. O yüzden bu seçimlerimizde acaba hani bir eksik varsa bizi bir sorun yaratır mı? Yani ben yanlış bir measurement yapar mıyım sorusu üzerine cross validation olaya daha fazla bir yani it has a better metric in measuring these type of performance compared to validation set approach. Okay, validation set approach still is, let's say, one of the most conventional way of doing time series forecasting and other type of stuff as yet. However, machine learning issues require more. Okay, so in that regard, where the validation set approach, I should not say fail, but where there's some type of gap in terms of understanding the actual prediction capacity, is first of all, when you have these type of responses, okay, of the observation and validation set, there can have some type of randomness. Okay, so if I choose 10% of the training set, or let's say 10% of the let's say train set. Sorry. Okay, just look at it from here. Okay, that is the whole sample.
Okay, so it depends where do I want to pick. Okay, I can pick from anywhere. So I can pick from here. Okay, that is 10% for the testing. So which means that I reserve good enough for estimation, but not enough for testing. But if I do the following, okay, I picked up, let's say, 50% of it for testing and the rest of it for prediction, that is not going to be sufficient either, because now then your training is going to be less satisfactory, because you are using your estimation, let's say, theta hat parameter in a relatively less data set. Okay, so that's why it's important where to cut. But as I said, around 20% issues are, let's say, as a rule of thumb is preferred. But then the second question, even if I am satisfied with where I cut the observation set into training and test set, then the question is that the randomness. Okay, I might have some very big outlier left here. Okay, I can do a good job here, but bad job there. Or I might have some bad outlier like here, and then that's going to be affecting my theta hat parameter. And then I end up with maybe let's say the mistake here. These are the problems that require to come up with another metric to measure the prediction quality. And that is where they say, okay, this type of discussion, the outliers, the randomness and whatever, is not really let me in a good position. So I basically say I can improve on that. Okay, so I say, okay, I'm not going to do the let's say validation set approach. Now I do something else. And as I said before, there are two ways of doing that, which started again in 19. Let me show you. So can you see this one? These guys, in fact, I mean, one of the two. So Tipşiran is the author. Can you see the book? Geriye çekebilir misiniz? Şeyini gösteriyorsunuz. Şimdi? Allah. So even here, that's a, I mean, I don't know when, but that is when. 1993 publication, even it has a previous issue. So this cross-validation is a very important statistical issue, which starting from 1980s even. It does many other was useful for many others, but that is, let's say, the most important way of considering, let's say, the evaluation issue. Yes, introduction was checked. Okay, and then the issue is the following. So what I do is that in the leave one out variable works like that. So I have how many? So I have n observation here, and I have pairs of them. Okay, in each of these pairs, see these reds. I pick up and delete, let's say, the first one, and then redo and pick up n minus one sample as my training set, and then leave y1 and x1 as my testing set. Of course, my testing set has a dimension of one, but that is leave one out approach. And then I use the second one. I delete the second pairs, which is two, and that is going to be my second. Let's say very second pairs of observation that I delete, so I leave out, and then use that red part as my test set, but the blue part as my training set. So I have n minus one training set, I have one test set, and then I have n different mechanism where I can do my testing, which is y hat one minus y one. So I can create all sorts of my measurement, forecast measurement errors. Okay, and as we discussed before, so every time I have MSC1, MSC2, MSCN, and here in a regression context, I can do, in a regression context, I do take a simple average. But there are in some of the problems that as hopefully I can discuss today or Friday, which is known as classification problem, then you can use another approach. Not the average maybe, but you can look, let's say, voting, like a voting behavior. So the number between zero and one. So you choose, let's say, the total number of, let's say, variables who are below 50 or who are above 50 or whatever. So you can use out of these mean square errors, out of these, let's say, errors, you can come up with a different framework. We'll discuss that, as I said, next week. But in regression, so 90% of that, our measure, which is MSC, is basically the sum of cross-validation I from coming from to N, of course, the average of it. Okay, cross-validation error. So these are cross-validation MSC, I could say.
every time I have a different MSC. And the idea goes here, for instance, I delete the first one, second, third, whatever. So I create my first MSC one up until MSN, and then that is my coefficient of variation of, up until one. Okay? So we discuss about that, and that's the CV. One advantage over the validation approach here is less bias than the validation approach, since we can use N minus one of the set. Okay, so who's going to tell what type of advantage that we had here, Gani? Why this is preferable to, should be preferable to a validation set approach? Zülfikar? Hocam, başka bir şeye bakıyordum, pardon ya. Atakan? Hocam, tam olarak bilmiyorum cevabını. Doğru. Hocam? Hocam, bu metotla birlikte o az önce bahsettiğiniz, hani bir atıyorum test setin veya training setin içine outlierların hani sıkışmış olma durumu ve sonrasında çıkacak hani bahis sonuçlardan bir bakıma sıyrılıyoruz yani. Böyle bir durum. İki problemimiz var. Demek ki konuda neydi? Ahmet Yavuz demek ki yani validation set approach. But we discussed two major problems, not rest, basic problems. What were they? Bir de şeydi sanki hani sample'daki bütün bilgiyi kullanabiliyoruz böyle olduğu zaman. Süper, süper, süper. Böldüğümüz vakitte bir kısmı atmış oluyoruz test seti. Demek ki elimizde ne var şu durumda? Elimde benim ne var? Hocam sesiniz çok uzaktan ve kısık geliyor. Tamam şu şey. Şimdi geliyor mu? Geliyor mu ses? Geldi. Ama geliyor hocam. Yüksel. Benzer bir durum. Şu anda nasıl geliyor mu ses? Daha iyi. Hocam şu an geldi. Tamam be. Tamam, demek ki ses hiç mi kısmışız? Onun etkisi var. Okay. Now, so we discussed two things about validation set approach. As two of your friends, in fact, said correctly, but I'll just combine them. One of them is that there could be an outlier in the data set, both either in test set or training set, so that will mislead the results. Second issue is what? Second issue is the following, that we are not using the full set. We are, for instance, in the previous case, I was using only 10 observations, but now I can use 19 observations. Why? Because 20 was my whole set. I use 19 of them. I leave the first one as my backtest for my backtest result. However, especially when we have millions of observations, okay, millions of, I said thousands of observations. How many times you should do this, especially, and plus, usually the technique that I'm just showing is just to make, it's for the simple case, these are linear ones, and there can be very, very complex machine learning econometric algorithms. So every time it might take seconds of, well, 10 or 15 seconds to convergence and this and that, that is going to be bad. So in that regard, what we need to do, we have to find out a measure which is going to be faster. So k-fold cross-validation, which is again the most popular way of doing cross-validation or backtesting, solves this problem as well. In this problem, what we do, we are dividing my set into k-folds, okay? So what do? I divide that into k-folds, randomly, by the way, okay? I divide it, let's say, I have 20 data set, and I pick up, let's say, in just to make it very simple, I divide into two folds, so I pick up only two blocks, but that block could be the first one, could be the second one, whatever, but I can basically reshuffle among them. I choose, let's say, the 10 observation, and every time that 10 observation changes, and what do? I keep, let's say, one part of the observation in estimation and the other part of it for backtesting, in other words, for MSC. So again, rather than in this context, I have, let's say, if I have 100 sample size and if I have 10 folds, so what am I going to be using? I take, let's say, each of the 10 points, I use 9 observation for training and 10 observation for testing. So I have the first mean square error is the sum from 1 to 10, the actual and the estimated one. And then I keep doing that for all the rest. So I end up with, in the k-fold, in the 100 observation, I have 10 mean square error for each fold. And then the average of that 10 observation will be my mean square error for the whole process. Okay, that's exactly how it works. And we are trying to prepare a problem set where you can even call it
by itself, or just if you just write CV, or just let everything for yourself. Okay, so let me show you that how it works. So in this both of these cases, okay. So we start with the linear one, a simple one, and then we start one highly non-linear complex one. And so this is, let's say, the leave-one out variable. So what do you see here, for instance? Who's going to read what we have just put up here? Velihan, what do you see in this blue graph? I see a perfect fitting. No, it's not fitting. Okay, maybe it's my fault. So there, what is in this right? Root mean square error. See, yes. What is root mean square error? So I fit here, beta 1 hat and beta, okay, I put them here, and I also know x's. So which means from here, I know y1 up onto y hat, let's say 20, because my sample size is 20. So that's a leave one out variable. So which means that I should have them both, but the way to get here, so this guy, that is the first variable. So I leave that one variable out. So I have x1, y1. I have x20, y20, okay? So this guy comes from the fact that I take this one and out, and then use the 19 observation to do my estimation. So where do they go here? They go here. And then on the basis of it, I estimate one y1. So that y1 and the actual y1, which I deleted, the difference between that y1 hat minus y1 square divided by one, which is itself, is going to give me this value. Is this clear? And this one is what? Okay, how about, yes, who's going to explain that? What, how do I do that? Like, what does it do in this algorithm, this part? Hocam biz sıfır düzleminin D ekman zaten fitimiz olarak düşünebilir miyiz? Line olarak bakarsak. Mavi de normal y1, y2 değerleri gibi. Böyle bakabilir miyiz? Yok, öyle bakamayız. Kim cevap verecek? Bu şurada mesela tam gösterdiğim 5. noktada tam ne yapıyoruz? Bana örnek olarak algoritmanın eliyle gösterecek kim var? To raise hands. Kim onlar? Bir hocam şey. Söyle. Aydın. Hocam şöyle değil mi? Şimdi öyle. Bir model oluşturduk. Daha sonra işte bunun üzerinden vahiyeti tahmin ettik. Daha sonra çıkarttık. Hani beşinciyi test olarak kullanıyoruz. Beşinci şeyi. Dataset'i. Yani şöyle gidelim. Beraber yazalım beraber. Elimde x1 adresi ve range var mı? Birinci kişi için. İkinci için var mı? Değil mi? Doğru mu? Beşinci için var mı? Evet. Yirminci için var mı? Değil mi? Evet. Şimdi sorum şu. Bu tam neye karşılık geliyor? Ne yapıyorum ben burada? Hocam bu zaten metottan dolayı değil mi? Leave one out diyor ki eğer 20 tane şeyin varsa birer birer çıkarıp test et. Tam şu 5 işte bu ne yapıyor onu soruyorum sana. 5'inciyi çıkarıyor hocam. Süper. S5'i nerede yapıyorum? Y1, X1, Y2, X2, Y4, X4 değil mi? Y6, X6, Y20, X20 doğru mu? Evet 19'luk. Süper 19 variable'dan neyi buldum? B0, B1 star buldum mu şapkayı? X sabit mi? Sabit. Değil mi? Nereden bulacağım X1'i? X1, X5'i kullanacağım burada. Y5'i ne için kullandım ben? Dışarıda bırakmadım mı? Dolayısıyla Y5'i dışarıda bırakarak, X5'i dışarıda bırakarak aslında ne yaptım? Cheating yapmasını önlemiş oldum. Çünkü bilmediğim bir şey. Bilmediğim bir şeye nasıl davranacak diye düşündüm. Doğru mu? O zaman buradan elde etmiş olduğumuz Y5 şapkayla buradaki gerçek Y5 arasındaki farkın ne yaptım? Normal şartlarda karesini aldım. Değil mi? Ve kaça böldüm? 1'e böldüm. Çünkü bir tane var sadece. Doğru mu? Ve bunu ben 20 kez yaptım. Elimde ne var? Şu mavilerin her biri neyi gösteriyor bana? Her bir n oradaki. Her bir n'in dışarı çıkarılması sonucunda elde etmiş olduğum sample'ı gösteriyor. Doğru mu? Peki bu yöntemin mean square error'ı nedir o zaman? Bu yöntem iyi midir, kötü müdür? Metriğini bu henüz vermiyor. Neyi veriyor? Bu yönteme giden aşamayı veriyor. Metrik nereden gelecek? Tam ölçeceğim metrik. Ortalamasını almamız lazım. Süper. Ortalamasını aldığımızda ne çıkacak? Mean square error. Hangi yönteme göre? Simple modele göre. Peki elimde başka yöntem var mı? Olması lazım. Var.
5 tane var. O zaman 5 tane yöntemi teker teker mean square error'larını kafa kafaya karşılaştırırsam ben neyi bulurum? En düşük mean square error'ı bulabiliriz mesela. Aynen. Amacım da o değil mi zaten? Amacım bu zaten. Doğru mu? Evet. Mesela burada da bunu yapıyoruz. Burada nedir? Bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 neymiş? En kompleksi. 1 neymiş? En simple olan. Aynen öyle. Demek ki biz kabaca ortalarda bir yerde, bu ya, yani çünkü gözlem sayımızın falan olması nedeniyle, ama bu resmi unutmayın. Bütün bu şeyde ne derler, bütün bu machine learning kitaplarında, eğer hani vaktimiz olsa ve simüle etsek datayı, yani daha fazla karıştırmamak için de şey yapmak istemiyorum. Ama kabaca böyle bir resim çıkarmayı biz bekliyoruz açıkçası. Yani özetle ne diyor adam? Yani o trade-off'u yakaladığımızı söylüyor mu? Yani bakın diyor, burada diyor çok fazla bir underfit var. Variance düşük ama kesmiyor. Burada ise buralarda 2 ile 3 arası, yani kabaca 2'de ise neyi görüyor aslında? Yani kompleksleştir ama aşırı da kompleksleştirme diyor. En iyi fit hangisindeydi hatırlarsak? Kuadratik gibiydi. O neresi yani? En iyi fit şeydeydi. 2 olmuyor mu hocam? Kuadratik değil. 4 değil mi? Şuraya bakarsak. Şu, bundan daha ifade olabilir mi? Bakın nerelere kadar yaklaşmış. Öyle değil mi? Ha, burası en baştaki yaptığımız in sample'dan bahsediyorum. Yani beraber gözlemlerimiz açısından. Değil mi? Baktığımızdaki hikayede ne görüyoruz? Şu fite hangisi A mı B mi mesela? Hangisi daha ifade ediyor? B tabii ki. B çok ciddi anlamda daha ifade ediyor. Hatta bundan da hani burada dediğim, daha iyi dediğim kısım, buradaki diğer istatistikler, diğer şeylerde de gösteriyorum. Bunun in-sample fit'i de 5. order'dan kötü. Ama net'e baktığımızda her ne kadar in-sample fit daha iyi olan bir yöntem olsa da kompleksliği arttırdığımız zaman overfit'in etkisini burada çok net bir şekilde görüyoruz. Bak nereye gidiyor. Anlatabiliyor muyum mesajı? Dolayısıyla aşırı kompleks olması demek, dolayısıyla da mean square error, gerek remove one out, gerek işte k-fold CV yöntemi sonucunda alternatif yöntemler arasında en iyi seçeceğim ben. Açık mı ne demek istediğim? Bütün işin bizde, yani bu yöntemler, datayı almak falan hepsi tabii ki challenge ve problem, ama en hani kritik noktası burası. Neye göre adam seçiyorum? Bütün hikaye o. Hangi yöntemi kullanacağım en üstüne? Ha, bu açık mı burası? Şimdi bir şey daha yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Bu yöntemi de, burada gerçi çok küçük bir şey ama hani, yani burada bir one out nedir ki? 10 tane şey, 20 tane şey run ediyoruz. 2 saniyede bitiyor, 1 saniye sürüyor. Ama eğer 200, 300, 500, 5000, 300 bin, 1 milyon olsaydı bu sefer sorun yaşayacağım iki şekilde. Birincisi Y1, Y2'den bir tanesi outlier olur. X1, Y1 outlier olur. Orada çok yüksek bir seviye çıkabilir gibi bir risk de var. O zaman ne yapıyorum? Bu sefer 2'ye bölüyorum. 2 fold yapıyorum. 2 fold'u random seçiyorum. O seçmiş olduğum 2 fold içerisinden de tahminlerimi ne yapıyorum? Belirlemiş oluyorum. Onun da adına ne diyorum? K-fold diyorum. Değil mi? Bu case için 2 tane seçtim. Yani K-fold 20 olsa ne olur bu arada? Yani 20'ye bölsem alanı. Leave one out olur hocam. Süpersin Kerem. Senin bu işlere şeyin çok iyi. Tam leave one out'a konverj etmiş oluyoruz. Neden? Çünkü teker teker arıyoruz. Tek bir fark var orada da. Leave one out'ta 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye şey gidiyoruz ya, sistematik gidiyoruz. Burada ise hani şimdi şeyde arada falan yapınca niye düzlüğünüz aynı çıkmadı diyebilirsiniz. Belki çok çok küçük bir yerde. Çünkü o seçeceğini random herhangi bir şekilde şey yapabilir, ama sonuç yine değişmeyecek. Çünkü yine aynı şeyleri seçmek zorunda kalacak. Ama üçlü, dörtlü, beşli seçimlerde random seçecek. Dolayısıyla orayı da bir shuffle ederek daha da olası bir smooth, olası bir forecast'ı smooth edecek bir kapasiteye sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla tüm yaptığımız iş ilk kere bu. Şimdi buraya da bakarsak, mesela bunu yaptığımız bu leave one out, bu ise k-fold şey, k'yı 2 seçmek ne demek? Buradaki k seçimi, fold seçimi. Dolayısıyla yani bu o zaman 2 tane veriyorum. Bir training bir sample gibi, ama onu da random'ı seçmiş oluyorum. Çünkü burada başka bir şey yaparsam hani ne yapabilirim? 4'e yapsam bölsem sayısı kaç olacak Kerem? Yani 4 fold'a bölsem bu göz şeyde.
her bir şeyi karşılayacak. Çok güzel. Ama elimde de 5 degree of polynomial olduğu için çok sağlıklı bir şey değil, değil mi? 3 de evet. Değil mi? 5 gözlem var. 5. order şey tahmin etmen gerekiyor. Çok iyi bir şey değil. Yani çok degree of freedom yok. İyi sample kalitesi olmaz. 10 da süper değil ama yani sırf gösterimsel olarak bu var. Dolayısıyla ne yapıyorum? Daraltıyorum alanı ve şeyi test etmiş oluyorum. Ve bakın tam göstermek istediğim şey de şu. Bakın şu ikisini görebiliyor musunuz? En kompleksi hangisi? Ve in sample'da da daha önce göstermiştim o verilerde. Neredeydi bu? Silmiş miyim acaba? Geçtiniz aslında. Ben gördüm. İyi sample tahminimiz var mıydı burada? Ha şu gibi. Bu basitliydi. Ha tam bu demek istedim. Ne görüyoruz? Ha, tam işte bu üçünü birleştirdiğiniz zaman konu bitmiş oluyor. Ne diyor Gülgün mesela burada? Burada birincisi linear ve çok daha basit bir model. Bu hem training sette çok çok iyi oturmamış, biased olmuş. Hem de test sette varyans yüksek çıkmış. Üçüncü olan, en komplike olan, onun training sette çok iyi performans göstermiş. Overfit etmiş. Süper. Ama test sette de varyansı çok yüksek çıkmış. En iyisi süper. Arada olan. Aynen hem training sette süper. Hem de test sette orta yolu. Çok güzel. Evet. Dolayısıyla süper, harika. Tam bu hikaye. İşte buradan yola çıkıyoruz. Ondan sonra buraya geldiğimizde de hikaye inşallah şimdi çok daha da clear olur. Bu adam her ne kadar in sample'da bu kadar başarılı olsa da gerek Leave-One-Out, gerek KFOL'da ne yapıyor? Gittikçe performansı daha düşüyor. Yani aslında o yarı yarıya seçtiğimizde bile out of sample performansı o kadar kötü değilken orada ne yapıyor? Daha fazla şey yapıyor. Dolayısıyla şu yöntemler arasında en az seçeceklerimizden bir tanesi bu. Ama mesela kuadratik formda hem in sample hem out of sample'da daha başarılı. In sample'da bakın biraz daha kompleks yapıdaki biraz daha avantajlı olsa bile burada ne yapıyor? Burada yine daha avantajlı olabiliyor. Dolayısıyla iki yöntem içerisinde de baktığımızda şey önemli. Dolayısıyla tabii bizim buradaki tercihimiz her şey sabitken şu yöntemin kullanılması olacak. Leave one out ise dediğim gibi onun Remin Kerem'in de dediği gibi özel bir durumu. Yani K-fold aslında leave one out K-fold'un özel bir durumu. Eğer ben bütün şeyimi bütün gözlem sayımı fold sayısı olarak belirlemiş olsaydım çıkacak şeyim böyle olacaktı diyor. Hocam bunu bir sınav sorusu olarak şöyle sorsaydınız mesela bu tabloyu verseydiniz ve deseydiniz ki hem hani leave one out hem de diğeri için diğer metot için hangi modeli seçmelisiniz deseydiniz kuadratiği seçerdik o zaman. Çünkü hani ikisi en az şey ama diyelim ki model belli, model atıyorum şu, o zaman hangi metodu seçeceksiniz deseydiniz o zaman da büyük ihtimalle dördüncüyü seçerdik çünkü orada daha düşünülüyor. Tamam. Yani burada hiçbir sorunumuz yok. Buradaki kendimize yapacağımız tek şey daha iyi anlaşılabilmesi için sizin böyle gözlerinizle 10-10 böyle bölebilmemiz için falan veri sayısını ve gözlem sayımızı azalttık ki anlaşılabilir olsun. Ama işin özünü hiçbir şekilde değiştirmiyor. Ne kadar arttırırsak gözlem sayımız artsın, variable yani feature sayımız artsın ne olursa olsun benzer bir resmi her zaman göreceğiz. Hatta modellerin teorik olarak sınıflamasını da yani biraz daha bitirirsek daha net olacak hepimizde. Hangi yöntem kullanırsak hem bias, ya benim amacım ne yani bias indirirken variance'dan bir şey yiyeceğim mi ben? Yani bir trade-off yapacak mıyım? Yani intertemporal nasıl iktisatta bir intertemporal substitution var. Burada da hani gerçi buradaki hikaye daha statik ama ne yapıyorum? Sample neyi seçmek istediğime yönelmek zorundayım. Bu da bootstrapping'in güzelliği ne yapıyor peki? Burada tekrar diyorum randomness. Dolayısıyla yani hakikaten güçlü bir şey test ediyorsunuz ve güçlü bir şeye tabi tutuyorsunuz. Yani ne demek bu aslında? Hani bizim gündelik hayatta sizlerin spor ya da işte eğitim hayatınıza ne demek oluyor bu yapılan? Aslında ben sanki randomly her birinizin şeylerinizi yani çalışma traininglerinizle sürekli aslında sizi her an teste tabi tutuyorum. Mesela 10 kişilik ya da 5 kişilik bir sınıf var. Hani eski mesela herhalde Greek uygarlığında şurada burada ya da işte bizim ta Osmanlı falan değil medrese usulü birebir çalışıyor adam. Muhtemelen birebir de hani böyle bir şey yok. Adamın her türlü değil mi şeyini görüyorsun. Ne kadar öğrendiğini anlayabiliyorsun. Ben tekrar niye aslında şeye kullanamıyorum? Çünkü çok maliyetli. Hani hocayı düşünebiliyor musun? 200 tane öğrenci var. Her birine birer tüm gününü ayırsa
falan aslında şey mümkün ama yani şey değil. O yüzden de bir veri de böyle bir şey. Yani adamın her anki performansını görmen için bir şey lazım. Mantıkta biraz böyle. Dolayısıyla burayı tamamlayalım ama burayı iyi anladığınızda intuitively özellikle geri kalan kısım çok daha yerine oturacak. Zaten bununla ilgili de R kodunu vereceğim. Bunlarla ilgili kendi kendinizi şey yapacaksınız. Yani dolayısıyla ödev içinde kullanacağınız projeniz ne olursa olsun bu tip bir şey yaparak şeyi bu tartışmalar üzerinden gideceğiz ve sonucu bu şekilde belirleyeceğiz. Yani aslında modeldeki ve değişken seçimlerinin sayılarını da böyle yapabiliriz falan. Adım adım gidelim. Öncelikle sırf şu anda x'ler sabit diye düşündük ama x1, x2, x3 olsun. Hangi variable kombinasyonlarına gireceğiz falan. Hangi variable kombinasyonların hangi modeldeki bir şeyler üzerinden yapabiliriz. Bunu mesela çok basit bir loop içinden yapabiliyoruz. Yani bir loop'a koyduğunuz an bilgisayar arkada çalışıyor. İşte o yüzden de akademik econometrics'teki sorun bu yani elle mesela yani değil mi? Sonuçta hani bakıyorum ben hani çoğunlukla hani işe çok metodolojiye hiç o kadar hakim olmayan applied research'te ne yapıyor adam? İşte veriyi indiriyor bir yerlerden. 10 tane değişken var. Onu çıkarıyor, onu sokuyor falan filan. Hani computational skill'lar o kadar gelişkin değilse yapı bu. Ama halbuki aslında o da bunu yapmak istiyor. Yani şöyle bir loop kullansak bana 12 tane veriyi gir. 12 tane verinin işte birden 12'ye kadar adım adım git. T istatistikleri anlamlı olan ve aynı zamanda işte bilmem nesi şöyle olan kombinasyonu bilgisayardan çıkar. Çıkıyorsa sabit yani set garantisi yok tabii yani set yani converge etmeyebilir ama eğer varsa diyorsun ki 1 ve 7. variable olacak şu kombinasyon olacak falan. Hani böyle sonuçta ekonometriyi de yani aslında hani benim çok ünlü bir hocam vardı Dale Poirier yani o Bayesian'dı ve bütün bu süreçlere çok karşıydı. Yani diyor ki adamlar zaten iyi doğru bilgisayar kullanabilseler hani bu tip bir şey yok yani prior dediği bir şeyi katmadıkları için sinirleniyordu yani şey ve onda çok manuel ve kötü yapıldığını düşünüyordu. Çok ünlü bir Bayesian econometrician'dı. Yani şunu demek istiyorum. Buradaki aslında bu otomatik selection hikayesi machine learning'in aslında standart econometrinin üzerine koyduğu bir şey gibi bir düşünebilirsiniz. Halbuki aslında özünde olan bir şey. Sadece dediğim gibi forecasting hikayesi bizim için önemli değil. Özetle, how to summarize it. First, there's a very critical issue between variance and bias trade-off, which is the main challenge of machine learning models. In machine learning, what is complexity or interpret? So that is also the issue about machine learning, which is to say that interpretability is ignored in machine learning practice. However, in economics or in real life, interpretability is also important. For instance, if you go to your boss and saying that, okay, I will increase your sales forecast by doing this and that, and the boss might ask, who could be like an old school, but you know, very intuitive person, say, okay, what are the variables? And you say, I have used random forest model, and I have used this and that and variable. And then, I mean, then he try to show you in the graph of what you have found. I mean, it's not going to be too interpretable. Okay, so that is the major issue. Even though you might have a high value of forecasting, there's no causality, nothing like that. Okay, so that is, let's say, one criticism of econometricians or academic economists or other statisticians, basically, against machine learning. So normally, no model have a clear advantage, except for some, which I will discussing. That's why we discuss one day in combinations. Okay, so you remember in combinations, I combine models. By using this type of combinatory issues, I can improve them both, which is a very nice thing about machine learning. Hopefully I can discuss maybe 3 or 4 weeks later. And cross-validation technique is the technique which is showing me the best compromise between these guys. Okay, so I don't know which one to choose, but at least it tells me that, okay, that is the best compromise. Okay, if you choose this guy, so at least you know that that is out of sample. However, you know that the bias and variance trade-off is in that regard is optimized. But you say, okay, I would like to have more bias. I would like to put more weight in training, but then you don't use cross-validation. Okay, normally complex models, particularly highly nonlinear models, have less bias because they fit them into models because of the complexities. Okay. However, not that is not necessarily the case that they do have a less variance and major very good fitting models such as the neural net and even deep learning methods have a very nice fitting property. But that fitting property might come up with some high variability.
okay? And linear models, on the other hand, more interpretable, but they are again they are opposed to more bias, okay? And then we'll discuss ensemble models. In other words, the combination methods, on the other hand, are nice, so they can have them both. Hopefully, as I said, I'll discuss that in the when hopefully 5-6 weeks later. Okay, is this clear? Okay. Var mı soru? Soru bir el kaldırmış. Yoksa indirmiş mi? Hocam ben soracaktım ama kaldıran arkadaş sorabilirsin. Hocam şeyi anlamadım ben. Şimdi biz k-fold yaptığımızda mesela 20 tane elimizde bir veri var. Biz bunu atıyorum 3K-fold yaptığımızda 20/3 mü yapacağız? Yani birbirini i̇şte, tekrar ediyoruz. Dijital tabii şey çıkması lazım. Onu yani ya yuvarlayacağız 7'den toplanabilir hale getirmemiz lazım. Birini seçerken 6-7 gibi yapabiliriz bir şekilde. Ya da direkt şey doğal sayı gibi bölmemiz lazım. Yani bölünebilir hale getirmemiz lazım. Yani şeyler eşit olmak zorunda değil o zaman. Her bir Yani normal şartlarda evet ama olmadığında da 6-7-7 vesaire gibi yapabilir misin? Hani çok böyle acayip şeyse ama standardı söyleyeyim 5 ila 10. Yani şeyin standardı. K-fold'da kaç kullandınız? 5-10 bilemediniz 20. Yani bu 5 ila 10 en popülerleri. 20 diyelim en şeyde. Eğer bu boyut büyükse. Burada da hani T statistik gibi bir standardımız var. Tamam mı? Peki, yani sonuçta. Bir de birbirini tekrar edebiliyor mu? Yani neyin, mesela işte 1-2 var benim şeyde. Tabii. Random olduğu için aradan o bloğu seçiyorsun. Bloğun içerisinde bir daha teker teker şeyi seçebiliyorsun. O zaman şey bu leave one out dediğimiz bunun 20'ye bölünmüş ve birbirine aynen tekrar etmeyen hali. Evet aynen öyle. Çok sağ ol. Başka soru? Hocam benim de bir sorum var. Tabii. Bu k-fold'da random seçiyoruz ya yani 5. ve 560. datayı bir grup olarak almış olabilir. O zaman da bunu konuşmuştuk. Doğru point. Çok güzel. Daha önce konuşmuştuk. O açığımız var. Give one out gibi mesela 1'i 2'ye aldım attım. 3'ü 4'e aldım attım. 5'i 6'ya aldım attım şeklinde sıralı yapabiliyor muyuz? Yani kendi içerisinde bu strap yapabilirsin ama burada genel olarak hani seçti birden diyorum ki ben sana birden kaça kadar seç 5'e kadar 1'i blow seç 3'ü seç bilmem. Bunda dolayısıyla gruplar halinde seçebiliyorsun. Dolayısıyla kendi içinde de reshuffle edebilirsin eğer istersen. Yani onu soruyorsun değil mi? Yani blokları random'le çekiyorum. Mesela 2-2-2, 2-1-1, 1-1-1 mesela değil mi? Üst üste gelebilir. Yani birinci blok iki kez gelebilir. 2-1 gelebilir. 2-2 gelebilir değil mi? Bu kombinasyonların hepsi var. Seçim sırasında dokunacağın nokta bu strapping içerisinde de o bloklar içerisinde kendi içinde de bir yani öyle bir bootstrap yöntemi de var. Yani kendi içinde de reshuffle edebilirsin. Ama tüm bunlar IIDness dediğimiz yani her noktada birbirinden bağımsız olduğu varsayımı altında geliyor. Soruyu geçen hafta da sormuştum. Ara sıra da tekrarlıyorum. Özellikle algoritmik trading'de makro finance'de issue var mı sorusunun cevabı var. Ben 1, 2, 3, 4, 5 yani bize bir şok geldiği zaman ekonomiye mesela kur 8 işte ne bileyim 7.20'den 8'e kadar ki giden süre bunun yanında da ne bileyim faizdeki patika nedir? Bir zaman bağımsızlığı var değil mi? Ben o zaman bağımsızlığın ortasından çekip anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani 15 gün boyunca bir patika var. X ile Y beraber gidiyor. Doğru mu? Ben onu 10'ar günlük aldığımda patikanın bir kısmını alıyorum, diğerini almıyorum. Ya da ortasından alıyorum. Ya da öyle bir yerden alıyorum ki aslında o ilişkiyi kaybetmiş olabilirim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla soru da o herhalde. Dolayısıyla cross validation'ın özellikle zaman serisi gibi verilerde kullanımının yaratacağı sorunlar var ama çözümler de var. Çözümlerden biri yani çok kafa karıştırmıyor ama mesela diyorum ki ben blok halinde seç. Bana 7'li blok, 5'li bloklar halinde seç. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi mesela akarak seç. Ondan sonrakini diğerinde. Ama tabii o blok size'ı benim kestirebilmem lazım. Veriyle ilgili biraz daha ekstra çalışabilmem gerekiyor. Ama zaman serisinde bir bloklar halinde gidiyor işler. Yani bunu K-Fold'da da yapabilirim değil mi? Bunu K-Fold'da da yapabiliriz. Ama Aziz şu anda anlattığım biçimde o bahsettiğim time dependency'yi öldürüyorum aslında. Değil mi? Ben bloklar nereden çıkarsa o da zaman serisi özelliğinde özellikle de portföy yönetimi özellikle de portföy backtestinde yani ben 3 aldım 5 sattım ben şuradan çok güzel para kazanılıyorum öyle bir yerde beni seçiyor ki zaten parayı kazandırmış yerde seçiyor ya da parayı kaybettirmiş yerde seçiyor. O dönemin yarattığı dependency'yi kaybetmiş oluyorum.
Bunu tekrar üzerine koymak için işte o da yine daha önce konuştuğumuz, görülebiliyor mu bu? Mesela bu konuya en iyi kafa yoran kişi Prado. Yani böyle bir şey yapacaksanız hakikaten müthiş bir kitap ve çok az zaten machine learning'in özellikle finance aplikasyonları az. Asset management'a da bence çok hands-on da birisi. Okumanızı yani ödev konusuydu zaten bir tane hatırlıyorsanız şeyde. Proje konumuzdu bir tanesi. Başka soru var mı? Hocam ben bir de son olarak şey sormak istiyorum. Şimdi biz 20 tane beta 0, 20 tane beta 1 elde ettik ya Live One Out'ta. Sonra tahmin etmek istediğiniz beta 0 ve beta 1 şey oluyor değil mi? Bunların ortalaması da 20 tane beta 0 ve 20 tane beta 1. Yok, hayır. Şöyle. Beta 1 o bootstrap içinde. Bizim birinci sample'ı düşünelim. 19 taneden bir B0 ve B1'i bulduk mu biz? Elimde de X1 evet. Ve Y1 var. X1'i alıyorum. B0 B1'ine koyuyorum. Yerine B0 3. B4 7. 7 çarpı 1 artı 3 etti 10. Ve gidiyorum senin dışarıya bıraktığın Y kaçtı? Yerim 19. 19, 10, eksi 9 diye yürüyorum yoluma. Yani her 19'dan B1'leri hesaplıyorum. B1'lerin ortalamasını almıyorum. Çünkü amacım o değil. O bu bootstrap'te yaptığımız şey. Burada ise forecastlerimi alıyorum. O verileri input olarak kullanarak. X1 ve Y1'i. Açık mı? Tamam. Ya beta 0 ve beta 1 ile ilgili bir tahmin oluşturmuyoruz. O zaman biz şey dedik. Hayır. Beta 1 ve beta 0'ı 20 kez tahmin ediyorum. 20 tane değişik beta 0 beta 1 oluyor. Ama ben bunların ortalamalarını almıyorum. Çünkü amacım onların ortalaması değil. Hı hı. Her birinin B0 ve B1'i birinci sample'da buldun mu? Evet. B0 artı daha da üstelik. B0, 1, B1, 1. Evet. Bir de 5 olsun. O zaman hı. 1 artı 5, 6. O zaman evet. Y1 eşittir 6 diyorum. Köşeye yazıyorum. Doğru mu? Evet, tamam. Peki Y1'in gerçeği kaçmış diyorum. Dışarı bıraktığım bir Y1 var. O da 9 hı. olsun. O zaman tamam. 9 eksi 6 MSI 1 diyorum. İkinci round'a geçiyorum. İkinci beta 0 beta 1'i tahmin ediyorum. Yeni sample'la bu sefer ikinciyi attım ya birinci yerine. Bu sefer 19 taneden beta 0 0.95 beta 1'de 2 çıktı mesela. X'i koydum. Bu sefer Y2 şapkayı buldum. Y2 kaç? Zaten dışarıda bırakmıştım. Doğru mu? İkisinin farkını aldım, karesini aldım, yürüdüm. Böyle bunu 19 kere, 20 kere yapıyorum. Sonra hepsinin karelerinin ortalamasını buluyorum. Karekökünü alınca da ne buluyorum? Mean square error'ı bulmuş oluyorum bu yöntem için. Açık mı? Açık. Evet, okay. Başka soru yoksa burada keselim. O zaman cuma günü logistic regression ve classification problem machine learning'e geçeceğiz. Tabii bu anlattığım metot hala arka planda. Hangi yöntemi kullanırsak kullanalım. Cross validation, k-fold regression her zaman için bizim testimiz. Yani sınav gibi düşünün. Şimdi öğrenciler dersler değişecek ama ne olacak? Sınav yapma mekaniğimiz. Yani bir hoca en iyi şekilde öğrenciyi nasıl ölçer dediğimiz cross validation yapmamız lazım diyeceğiz. Yani bir öğrencinin en iyi performansını ortaya çıkarabilecek yöntem bu olmalı diyoruz. O zaman da karşılaştığımız öğrenci A belki A öğrencisi B'den mi yoksa A öğrencisinin işte ekonometrideki performansı iyi ama işte bilmem neredeki zayıf falan bunları test edeceğiz. Alternatif olarak şeyi bulmak için. Okey? Soru yoksa burada keselim. Cevabım notlar zaten var. Bir üzerinden bakın. Uygulamayı da yollayacağım zaten. Uygulama için bugün Albert'le konuşup bir size şeyi hazırlayalım. Yani kendi kodlarımı vereceğim ama veriyi de verip üzerinde oynamanızı oynayınca daha iyi oturacağından eminim. Okey? Geçen ödev çok hocam şeydi. He? Geçen verdiğiniz ödev çok kullanışlı mı denir bilmiyorum da çok yani iyiydi yani yapılma açısından. Rahatlıkla. İlki mi ikincisi mi? Ben ikini daha çok beğenmiştim. Yok yani bu tip öyle şeylerde öyle olmaz. O biri ilkinde biraz hani hem testing oldu, yani ben kendi şey yapmış oldum hem de biraz benim başka bir derste verdiğim bir ödeve benzetmeye çalıştım. Biraz finance background'da olsun diye biraz daha fazla önden bilgi versem daha iyiydi ama olsun yani çok da bir şey değil, problem değil. Üçüncüde işte bu sefer R kodlarıyla cross validation nasıl yapılır işte forecast vesaire onu çözmüş olacaksınız. Okay. Teşekkürler hocam. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Cuma. İyi günler. Kolay gelsin.